Ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Almanya Federal Meclisi'ndeki konuşması boykot edildi sayın seyirciler. Almanya'da ikinci parti konumuna yükselen AfD ve 6 koltuk kazanan BSV partilerinin vekilleri oturuma katılmadılar. AfD'den yapılan açıklamadaysa Zelenski'yi süresi dolmuş dilenciye benzetildi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kan kaybeden Almanya Başkanı Olaf Scholz, Berlin'de Ukrayna zirvesi düzenledi. 2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı'nın onur konuğu olarak görev süresi dolmasına rağmen koltuğunu bırakmayan Volodymyr Zelenski davet edildi. Scholz'la görüşen, sarılarak poz veren Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı sıfatıyla konuşma yapmak için Almanya Federal Meclisi'ne gitti. Ancak Zelenski'nin özel oturum konuşması boykot edildi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %15,9'luk oy oranıyla ikinci olan, birçok eyalettense birinci çıkan AfD'den sadece 4 vekil oturuma katıldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyunu sıfırdan %6,2'ye çıkararak 6 sandalye kazanan BSV milletvekilleri Zelenski'nin konuşmasını dinlemedi. Konuşması boykot edilen Zelenski ise savaşı kendi şartlarına göre bitireceklerini savunarak uzlaşma dönemi bitti, Putin kaybedecek dedi. Oturuma katılmayan AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Kruppi ise ortak açıklama yaptı. Zelenski'nin görev süresi 21 Mayıs'ta dolduğu hatırlatıldı. Açıklamada Ukrayna'nın artık dilenen bir savaş başkanına değil, barış için müzakere etmeye istekli barış başkanına ihtiyacı var denildi. BSV'den yapılan açıklamadaysa Zelenski'nin gerilimi tırmandırdığı, özel bir oturumla onurlandırılamayacağı belirtildi.